Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Naklul hadisi bil mana. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim Evet. zaten lafızı değiştirilmez. Nasıl nazil olduysa aynen öyle okunur. Ancak hadislerde ise manayla rivayet edilir mi, edilmez mi bu konudaki bakalım açıklamalar, bilgiler hangi doğrultuda. Sümmel hadisu Evet. hadis inkâne muhkemen, hadis muhkem ise yani herhangi farklı bir manaya gelmiyorsa, net açık ise yecuzu nakluhu bil mana, manayla da yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkan lafızlarla illaki onu rivayet etmek şart değildir. Onu, o manayı bir sonraki nesle aktarırsak da görevimizi yapmış oluyoruz. İ'lem enne fi Evet. naklil hadisi ve rivayetihi, hadisi rivayet etmek de nakilde ne vardır? Enne fi naklil Şerait. hadisi ve rivayetihi şeraite. Ne vardır Mehmet abi? Şartlar vardır. Şeraite ennenin ismidir. Fi naklil hadisi o onun haberidir. Eh, Mukaddem evet. olmuştur. وَلَهَا Evet. اَطْرَافٌ ثَلَاثَةً, üç yönü vardır bunun. Evet. Üç tarafı vardır. اَحَدُهَا تَرَفُ السَّمَاعِ, yani normalde hadis işitilerek alınır. Azimeten kâne, Evet. azimet olan nedir? Hadis işiteceksin ve nakledeceksin. مِسْلُ اَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْاِسْتِمَاعِ اَوْ, yani İşitme cinsinden, işitme cinsiyle ne olur? Hadis. Veya Aktarılabilir yani şey alınabilir daha doğrusu. Nakil edilir. Ev ruhsaten. Bunun ruhsatı da vardır ki mislu en la yekune min cinsihi. Sema cinsinden olmayabilir de mislu el icazeti vel münavveleti. Yani diyelim ki hoca efendi talebeye işte şu kitaptaki rivayetiyle icazetli olduğum hadisleri al, ne yap, rivayet et gibi talebesine ne yapabilir? Bir yetki verebilir. Buna biz ne diyoruz? Ruhsat diyoruz yani. Azimet olan hocadan bizatihi dinleyip ondan sonra ne yapmasıdır? Nakil. Ve saniha taraful hıfzi. Tamam mı? Bir de ne vardır? Hadis-i şerif. Hıfız tarafı vardır ki azimeten kâne, yani azimet olan mislu en yahfaza el mesmu'a min vakti sema'i, değil mi? İş ile vakti edayı, yani azimet olan işittiği andan eda edene kadar onun yapmasıdır lazım. Muhafaza etmesidir, hıfz etmesidir. Ev ruhsaten ke en ya'temide el kitabe. Ruhsat nedir? Yani o hıfz ettiği hadisi bir kitaba yazar. Daha sonra kitaptan da ne yapabilir, onu eda edebilir. Sanıkluha taraful edayı, üçüncü tarafı ise eda tarafıdır. Azimeten kâne mislu en yüeddi alel vecihi lezi semi'a bilafzihi ve ma'nahu. Eda tarafındaki azimet nedir? Aynen aldığı gibi aktarmasıdır. Yani hem lafız bakımından hem de mana bakımından aldığı gibi aktarmasıdır. Ev ruhsaten, ama bu işin ruhsatı da vardır ki en yenkulehu bimanahu, manayla da ne yapabilir? Nakil edebilir. Limen lehu, ama tabii ki herkes manayla ne yapamaz? Herkes manayla rivayet edemez. Limen lehu ilmun vucuhul lugati, yani lugatı bilenler için bu geçerlidir. Çünkü farklı bir kalıpla, farklı bir lafızla rivayet edecek. Bu
hadisin manasını etkiler mi etkilemez mi, bozar mı bozmaz mı diye meseleye vakıf olan kişiler için geçerlidir. لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَشْتَبِهْ مَعْنَاهُ, ne zaman ki manan olmadı, karışmadı. لَا يُمْكُنُ فِيهِ اَزْزِيَادَةُ وَالنُقْسَانُ, o zaman demek ki ziyade de mümkün değildir, noksanlık da mümkün değildir. اِذَا نَقَلَهُ بِعِبَارَةٍ اُخْرَى, yani başka bir ibareyle eğer mana karışmayacaksa, noksanlık ve tabi ziyadelik olmayacaksa, o zaman kişiyi onu başka bir lafızla da nakledebilir. وَاِنْ كَانَ ظَاهِرًا اَيْ مَعْلُومَ الْمَعْنَى لَكِنْ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْمَعْنَى, az önce biz muhkemden bahsettik. Muhkem manayla nakil edilebilir ama zahir olursa كَاَنْ يَكُونَ عَامًا مُحْتَمِلًا لِلْخُسُوسِ, böyle bir hadis olursa umumiyet ifade ediyor ama hususa da ihtimali vardır. اَوْ حَقِيقَةً تَحْتَمِلُ الْمَجَازَ, hakikattir ama mecaz da olabilir. O zaman لَا يَجُوزُ اَيْ نَقْلُهُ اِلَّا لِلْفَقِيهِ الْمُشْتَهِدِ, ancak müştehit bir fakih onu manayla nakledebilir. لَنَّهُ يَقِفُ عَلَى مَا هُوَ لَنَّهُ يَقِفُ عَلَى مَا هُوَ الْمُرَادُ, murat manaya müştehit olan fakih vakıftır. فَيَقَعُ الْاَمْنُ عَنِ الْخَلَلِ بِمَعْنَاهُ, burada o hadis-i şerife bir halel gelmekten emindir. Dolayısıyla manayla o kişiler rivayet edebilirler. وَمَا كَانَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ, peki Peygamber Efendimiz'in hadislerinden böyle cevamil kelim ne demek? Yani harfleri az, manaları çok olursa, ey kâne lafzuhu vecizen, lafzı veciz olursa, ve tahtahu maanin altında da, evet, altında da çok böyle manalar olursa, Mehmet abi sesin hiç gelmiyor. Evet, ev el müşkilu evul müştereku evul mücmelu, hadis-i şerifler böyle olursa, قَدْ مَرَّ تَفْسِيرُ كُلِّنْ مِنْهَا, bunların her birisinin zaten geride tefsiri geçti. لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى, burada manayla nakil edemeyiz. لِلْكُلِّ اَيْ لِلْمُجْتَهِدِ وَغَيْرِهِ, yani burada ne müçtehit ne de başkası bu hadis-i şerifleri manayla rivayet edemezler. اَمَّا جَوَامِعُ الْكَلِمْ, bunlara gelince فَلَمَّا, evet, رُوِيَ اَنَّهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ قَالَ, ne dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Evet, خُسِّسْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمْ, değil mi? Yani kelimelerinin cami olmasıyla ne olmuş Peygamber Efendimiz? Yani bu özellik Hazreti Peygamber'e aittir. Başka peygamberlerde böyle bir özellik yoktur. فَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ بَعْدَهُ عَلَى مَا كَانَ مَخْصُوسًا بِهِ, yani Hazreti Peygamber'e verilen bu özellik ondan sonra hiç kimse öyle ne yapamaz, cümleler kuramaz, ona muktedir olamaz. وَاَمَّا الْمُشْتَرَكُ وَالْمُشْكِلُ فَلِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَعْرِفُ مِنْهُمَا اِلَّا بِتَعْوِيلٍ, onda ancak tevhille bilebilir, tevilsiz bilemez. وَتَعْوِيلُ الرَّاوِي لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ, ravinin kendi tevili başkasına ne olamaz, delil, başkası üzerine delil olamaz. اَمَّا الْمُجْمَلُ, mücmele gelin, فَلِأَنَّهُ لَا, evet, la yuqifu ala manahu, yani ravi o müzmenle yapmak manası üzerine başkasını ne yapmak vakfedemez, yani kendisi zaten müzmeli tam bilmiyor ki başkasını da ne yapsın, başkasına da aktarsın manayla tafsilatlı bir şekilde de başkasını o meselenin üzerine vakıf kılsın yani.
konuya geldik zaten. Tamam, burada noktalayabiliriz. Mehmet abi, hiç sesin gelmiyor yani. Orada bir problem var. Evet.